Merhaba, merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, müzeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi bu hafta 1 Ağustos'la 7 Ağustos arasında bütün burçlarda ne olacak, ne bitecek hep beraber bakacağız. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Jüpiter ters dönmeye başladı. Jüpiter ters dönmeye başladığından dolayı artık genel olarak dünyada ee, çok yoğun bir şekilde Aralık hatta 2023'ün Şubat Mart sonrasına kadar olan dönemde özgürlükle ilgili mücadele olacak. Bazı insanlar özgürlük kısıtlanıyor gibi hissedebilir, bir şeyler çözmeye çalışıyor olabilir. Kendi içinizde hepinizde böyle kendi içinizde kendinizi bir acayip hissedebilirsiniz. İşte böyle Haziran'ın 7'sinden sonra Temmuz'un sonuna kadar olan dönemde bir rahatlama yaşamış olabilirsiniz. Sonra Temmuz'un sonundan sonra tekrar sıkılmış bunu almış. Şimdi tekrar böyle bir acayip kafalar yaşayabilirsiniz. Ama sonra açılacak çok güzel olacak. İnanılmaz şekilde güzel ve iyi bir noktaya doğru gidecek. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Akrep Burcu, Akrep Burcu diyorum. Koç burcuyla başlayalım. Koç Burcu için bir kere her şeyden önce parayla ilgili bu hafta güzel görünüyor ama böyle bir kendi içinde bir şeyleri değiştirmek istediği, şifalandırmak istediği bir dönemin içinden geçiyor. Ee, aynı zamanda iş hayatından kazançlarıyla ilgili çok çok memnun değil. Ama aklı daha çok e, iş hayatında beraber çalıştığı insanları, da sağlığını daha iyi bir noktaya götürmeye özellikle e, odaklı. Bir taraftan da kendi yatırımları, ürettiği, yarattığı şeylerle ilgili kendini daha iyi bir noktaya götürmek istiyor ve bununla ilgili e, odaklandığı bir süreçten geçiyor. Ama önümüzdeki süreçte kesinlikle çok daha iyi olacak, çok daha güzel ve pozitif bir noktaya doğru. Gidecek. Ee, arkasından Boğa burcuna geldiğimiz zaman Boğa burcu için de e, burada tamam şifalandığı bir süreçten geçiyor ama e, birazcık böyle kendini bunalmış, sıkılmış hissedebilir. E, evde daha çok haklı. Aynı zamanda e, ev e, ve yine kendi ürettiği, yarattığı şeyler ya da varsa çocuğu, çocuk ya da çevresinde kendisine çok yakın olan insanlarla ilgilendiği bir süreçten geçiyor. Ara sıra bazı agresyonları olabilir, işle ilgili bazı stresleri, gerginlikleri var ama toparlayacak, düzelecek, çok daha iyi ve çok daha pozitif bir noktaya doğru gidecek. İkizler Burcu'na gelecek olursak eğer İkizler Burcu güzel, hani arkadaşlarıyla ilgili bir şeyleri çözmeye, anlamaya çalışıyor olabilir. Bazı farkındalıklara yöneliyor olabilir. Ama kesinlikle daha iyi ve daha pozitif bir sürece doğru ee, nedir onun adı? Ee, kendini götürecek. Ee, onu da söyleyebilirim. Ee, İkizler Burcu'nun birazcık hani burada e, evrak yalıtı işlemleri, ailesel bazı konularla ilgili konuları var. Evle ilgili bazı konular olabilir. Evle ilgili bir şeyleri düşünüyor. Onları düzeltmeye çalışıyor olabilir. Böyle bir sürecin içinden geçiyor olabilir bu hafta. Ama sonrasında arkasından toparlanacak. Daha iyi ve daha pozitif bir noktaya doğru gidecek. Kesinlikle güzel diyebilirim. Sonra iyi <laughs> <laughs> yaşayalım, çok yaşayalım, mutluluk yaşayalım. Yengeç Burcu'na gelecek olursak Yengeç Burcu'nun aklı daha çok para, cinsellik e, konuları, erkek ço erken çocukluk dönemiyle ilgili bazı şeyler aklına geliyor olabilir. Ailesel konular, ailesiyle ilgili gündem. Ee, üstünden ilerliyor. Tabii finansal bazı konular var, iş hayatıyla ilgili bir şeyler çözmeye çalışıyorum. Orada bir özgürlük bir değişim var. Su içinde ee, kazançlarla ilgili kesinlikle pozitif ve daha olumlu bir noktaya doğru da gideceğini söyleyebiliriz. Aslan Burcu ile ilgili ilişkilerle ilgili bir şeyler oturmaya çalışıyor. Ama bazı gerginlikleri, bazı sorunları var ilişki konusuyla ilgili. Ama zamanla oturacak ve daha iyi, daha pozitif bir noktaya doğru gidecek kesinlikle kendisiyle ilgili daha böyle kendisine odaklandığı, kendisiyle ilgili bir şeyleri çözmek istediği bir durum dönemde. Çevresindeki bazı insanları bazı şeyleri çok dinlemek istemiyor. Bir taraftan da kariyer hayatıyla ilgili alıyor, veriyor ve kariyer hayatına yönelik bir süreçten geçiyor ama kesinlikle para konusunu çok düşünüyor. Para cinsellik konularını çok düşünüyor ama önümüzdeki dönemde rahat edecek. Başak Burcu için Kesinlikle e, kendisiyle ilgili ve e, duygusal şey var ama böyle duygusal işler çıkışları var. Ama kafası sanki böyle başka bir dünyada televizyon seyretmek ya da tatil'e gitmek ya da böyle dinlenmek, kendi geri çekmek istiyor. Biraz bunalda sıkıldığı bazı süreçler var, e, yorulduğu bir süreçten geçmiş. Ama bu haftadan sonra önümüzdeki süreçte daha rahatlayacak daha kendi hissedecek, daha pozitif, daha olumlu noktaya doğru gidecek. Ama iyi, güzel. Başak, Burçları mutlu olacak terazi burçları için duygusu e, duygusal olarak birazcık çok iniş çıkış yaşadığı, birazcık e, ilişki hayatında hafif böyle bir gerginlikleri, bir şeyleri toparlaması gereken bir süreç olabilir ama ilişki hayatıyla ilgili önümüzdeki süreçte zaten çok mutlu olacak. Şu anda pozitif şeyler var. Biraz böyle duygusu kendi bir acayip hissediyor olabilir. Zihinsel olarak daha çok arkadaşları, arkadaşlarıyla konuşmak istiyor, görüşmek istiyor, bir şeyleri toparlamak, daha iyi bir noktaya götürmek istiyor. Kesinlikle güzel ve pozitif yönde bir etkisi orada var. Ee, Akrep Burcu için Akrep Burcu işte beraber çalıştığı insanlar başarı elde etme vesaire bu konulara yönelik ilişkiye full odaklanmış bir durumda ee, tamamen arkadaşları kazançlar bunlarla ilgili alıyor veriyor evle ilgili bazı konuları var evle ilgili tam olarak mutlu değil evle ilgili bir şeyleri çözmek daha iyi bir noktaya götürmek istiyor ama önümüzdeki dönemde çok rahatlayacak zaten güzel olacak canım burstaş Burçtaşlarım benim hepiniz çok seviyorum çok iyi olacak çok güzel olacak hiç merak etmeyin ee, arkasından yay burcu için yay burcu ile ilgili kesinlikle iş hayatı işle ilgili konular devletle ilgili konular akademik konular evrak kağıt işlemleri bunlarla ilgili gündemlerinin konularının olduğu bir haftadan geçiyorlar ama önümüzdeki süreçte kesinlikle daha iyi olacak daha pozitif ve daha olumluya doğru gidecek evrak kağıt işlemleri ile ilgili bazı stresleri gerginlikleri olabilir ama iş hayatı ile ilgili başarı beraber çalıştıkları insanlarla ilgili gelişmeler var yaratmak, üretmekle ilgili pozitif yönde gelişmeler var. Hiç, hiç kötü bir dönemde değiller. Merak etmesinler. Önümüzdeki dönemde bütün oradaki sorunları, problemleri çözülecek. Adım adım açılacak. Yani evrak, kağıt işlemleri vesaire böyle konuları adım adım açılacak ama daha iyi bir noktaya doğru da çalışmaları lazım. yani pozitif düşünsünler, pozitif yönelsinler, farkında olan yönelsinler. Onunla beraber daha rahatlarlar. Oğlak Burcu için Oğlak burcu tabii çok gergin, çok zor bir süreçten geçmişler. Yüzler yüzler kuyruğuna geldiler. 2023'ün ocağından sonra Şubat'ından itibaren çok daha rahatlayacaklar ve daha iyi bir sürece doğru gidecekler. 2023'ün Şubat, Mart, Nisan ayları bayağı şifalandırıcı bir süreç olacak onlarla ilgili. Mutlu olacaklar. Bu dönemde özellikle bazı devlet davalar, evrak kağıt işlemleri, bazı eğitim konularıyla ilgili konular olabilir. Çocuklara çocuklarına çok odaklandıkları bir dönemdeler. Orada bazı konuları var. Ama finansal konularla ilgili, başkalarından gelecek paralarla ilgili endişeleri, kargıları var. Parayla ilgili çok mutlu değiller ama açılacak, daha iyi olacak. Kova burcuna gelelim. Kova burcu zaten genel olarak hani zor bir süreçten geçti. 2023 Ocak sonrasında çok rahatlayacak. Şu an ilişkileriyle ilgili yerde kafaları, düşünceleri, ilişkiyle ilgili ve finansal konularla ilgili, başkalarından gelecek parayla ilgili ilişkileri ve o kişinin finansal durumu ya da ilişkileri ve başkalarından başka yerlere gelecek finans konuları ya da kendi finansal konularıyla ilgili aldıkları verdikleri bir dönemdeler. Eve odaklılar, evde olmak istiyorlar aslında. Ailesel bazı konular var ama bir özgürleşme arzusunun içinden de geçiyorlar ama güzel olacak iyi olacak. Balık burcu için şunu söylemek istiyorum. Parayla ilgili kesinlikle çok rahat edecekler iletişim, üretme, teknoloji konularıyla ilgili geliştikleri bir süreçteler. kendini bir şifalandırma sürecinden geçiyorlar ama kesinlikle çok iyi olacak. İlişkiden duygusal çok beslendikleri, ilişkiye çok odaklandıkları bir haftanın orada geniş çıkış yaşıyorlar duygusu olarak. Bir karışıklıkları var. Ama bir taraftan da başarılı olmayı istiyorlar ve başarılı olmakla ilgili zihinlerinde devamlı dönen iş hayatıyla ilgili iş hayatında olmak, iş hayatında başarılı olmak, işle beraber çalıştıkları insanlar, yatırımlarından yarattıkları, ürettikleri şeylerden kazanç elde etmeye yönelik de bir odak içindeler bu hafta balık burçları. Evet, bütün burçlar için güzel ve pozitif yönde şeyler söyleyebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Bu can sizi çok seviyor. Bütün güzellikler, güzel şifalar, sizlerle kutlu olsun. hoşça Hoşçakalın. Da.